hakkı egemen kılmamız lazım. Hırsızdan büyükelçi gördük. Evet, hala görüyoruz. Devleti arpalığa çevirip 4-5 yerden aylık alanları ve bunu da bir marifetmiş gibi kamuoyuyla paylaşanları da gördük. Şimdi de sahte diplomayla, bankalara yönetim kurulu üyesi olarak atananları gördük. Bu sahtekar eski AK Parti milletvekili, AK Parti'nin resmi internet sitesine baktığınızda orada lise mezunu olarak görülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine baktığınızda da orada da üniversite mezunu olarak görülüyor. Yani sahtekarlık hayatının her tarafında bulunuyor. Ve bu sahtekar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı görevini de yapıyor. Şimdi yapıyorum bilmiyorum ama bir dönem Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığını da yapıyor. Ya Cumhurbaşkanlığı makamına baş danışmanlık görevi için bir sahtekara görev verilir mi ya? Aklımın alacağı şey değil. Sahtekar mı sahtekar? Dosyası sahte mi, affedersin, diploması? Evet, sahtekar. Sahte bir diploma. Ve siz bunu getiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığına danışman, üstelik baş danışman olarak atıyorsunuz. Pes ya. Şu devletteki çürümeye bakın. Şu ahlaktaki, ahlaki zemindeki kaymaya bakın. Değerli arkadaşlarım, diyor ki bu gündeme geldiğinde meydan okuyorum diyor herkese. Meydan okuyorum diyor. Ve dolayısıyla da sahte diploma almadığını bir anlamda itiraf ediyor. Mahkeme kararını okuyorum arkadaşlar. Mahkeme kararı. Şöyle savunma yapıyor bu sahtekar eski milletvekili. Savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek neden yüksek tahsil yapamadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapamadığını söylediğini, eğer şahsın bunu hallederiz diye, diğer şahsın bunu hallederiz diye söylediğini, daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi'nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na kaydını yaptırdığını söylüyor. Yani sahte olduğunu biliyor. Mahkeme kararında kendi ifadesi. Şimdi kalkmış meydan okuyor. Ya hırsızın da bu kadar yüzsüzlüğünü görmemiştik. Emin olun yani. Bu kadar yüzsüz. Ya mahkeme kararı sen söylemişsin. Hakim de yazdırmış zaten. Hala diyor ki ispat edin. Neyi ispat edelim ya? Hakim hayatta mı bilmiyorum. Yerinde mi bilmiyorum. Bir yere sürüldü mü bilmiyorum. Ama bu adamın, bu Hamza neydi? Hamza Yerlikaya'nın bir numaralı sahtekar olduğunu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin bilmesini istiyorum. Bir numaralı sahtekar. Sahte diplomayla iş mi yapılır ya? Değerli arkadaşlarım, gerçekten de acı verici bir olay. Gerçekten de bakıldığı zaman olacak şey değil. Aklın kabul edeceği bir şey değil. Yavuz hırsız ev sahibini basar diyorlar ya, öyle miydi tam şey? Evet, evet. Tam bir Yavuz hırsız. İsterim bakın bu kadar ağır eleştirime karşın, isterim beni mahkemeye vermesini. Hiç değilse bu mahkeme kararlarını götürüp hakimin önüne koyarız. Değerli arkadaşlar, ne yapmalı Hamza Yerlikaya sahte diplomayla bankaların yönetim kurulu, bir bankanın yönetim kurulu üyeliğine atandı. Tam yerine atanmış. Bankayı soyarsa hiç kimse şaşırmasın. Hiç kimse şaşırmasın. Bence Hamza Yerlikaya biz haksızlık yapıyoruz. Küçük bir yere atamışız. Hamza Yerlikaya'yı mutlaka Hazine ve Maliye Bakanı yapmalıyız. Veya olmuyorsa Merkez Bankası'na başkan olarak tayin etmeliyiz. Bekliyorum. Acaba saraydan bir ses gelecek mi? Tık yok. Tık yok. Bir meşhur tekerleme vardı. Şu şunu şuradan tanır diye.
Herhalde bunlar da birbirlerini gayet iyi biliyorlar ki. Ya sen boş ver, malı götürmeye devam et. Ben senin arkandayım mesajı veriliyor herhalde. Ama buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Asla ve asla moralinizi bozmayın. Asla bozmayın. Her şeyi düzelteceğiz. Her şeyi. Türkiye'ye bütün ilişkilerin insani bazda gelişmesini sağlayacağız ve bunun sözünü veriyoruz. Türkiye'ye ahlaklı bir siyaseti getireceğiz ve bunun sözünü veriyoruz. Hırsızın, dolandırıcının, ihale takipçisinin mecliste işi olmayacak, milletvekili de olmayacak bunlar. Milletvekili olan onurlu olacak. Milletvekili olan saygın olacak. Milletvekili olan düzgün insan olacak. Milletvekili olan insana saygı duyacak. Milletvekili olan doğaya saygı duyacak. Milletvekili olan kul hakkı yemiyorsa hiçbir siyasi görüş farklı göstermeksizin üzerine yürüyecek. Milletvekili olan birisi Türkiye'nin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde asla ve asla tutmayacak. Milletvekili olan toplumun arasında onuruyla başı dik kesecek. İhale takipçisi bir milletvekiline kim saygı duyuyor? Biz ahlakı egemen kılacağız. Biz sevgiyi egemen kılacağız. Biz kavgayı değil, oturup uygarca insan gibi tartışmayı egemen kılacağız. Biz haklıyla haksızı tartışırken yalan söyleyeni bu çatının altında tutmayacağız. Biz dün atanan kişiyi daha koltuğuna oturmadan bir üst makama atanmasını hiç kabul etmeyeceğiz. Hatırlarsınız değil mi? Benzer olayı FETÖ'cüler yapmıştı. Bir müsteşar yardımcısını Yıldırım hızıyla, müsteşar Yıldırım hızıyla da Anayasa Mahkemesi'ne üye yapmışlardı. Nerede o şimdi? Hapiste. Biz bunları biliyoruz. Tarihin çıkardığı, önümüze koyduğu bütün dersleri iyi okuyacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bizim yüreğimize insan sevgisi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz yolsuzluklara karşı kul hakkını savunmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bütün düşüncelere saygı gösteririz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu topraklarda yaşayan her çocuğun karnının doymasını isteriz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların akşam huzur içinde yatmalarını isteriz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bütün çocuklarımızın en güzel okullarda okumasını isteriz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Demokrasimizi ve cumhuriyetimizi seviyoruz. Ve 21. yüzyılda güzel cumhuriyetimizi gerçek anlamda bir demokrasiyle taçlandıracağız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.